Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Map Kelime adlı mobil uygulaması App Store tarafından uygulanarak iOS uyumlu telefonlarda indirilmeye başlandı. Türkçe'ye hizmet edecek olan programla yabancı kelimelerin kullanılmasını önlemek için gençleri atalarının dilini öğrenmeye, Türkçe'yi düzgün kullanmaya teşvik etmek amaçlanıyor. Caddede sokakta gezerken acaba Türkiye'de mi dolaşıyoruz diye zaman zaman endişe ediyoruz. Gerçekten de her taraf yabancı isimlerle dolu. Map Kelime uygulaması App Store tarafından onaylanarak iOS uyumlu telefonlarda indirilmeye başladı. Biz bu etkilenmenin en aza indirgenmesini sağlamak, gençlerimizin, yetişkinlerimizin ve her kesimden insanımızın kelime dağarcığını çoğaltmak amacıyla iki program hazırladık. Toplumdaki insanları, insanların düşüncelerini, nesneleri dil aracılığıyla tanır ve kavrarız. Dil aracılığıyla kendimizi ifade ederiz. Ne düşündüğümüzü karşımızdaki insanlara dilimizle aktarırız. Hal böyle olunca dilin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten de kelime hazinemizin azlığından insanların 300-400 kelimeyle konuştuğunu bildirdiğimiz bir zamanda hazırlamış olduğumuz sözlükteki kelime sayısı 2200'ün üzerinde. Bu derece önemli olan dilin doğru kullanılması için de kelimelerin doğru seçilerek kullanılması gerekiyor. Bunları oyun haline getirdik. Oyun güzel bir şekilde özellikle öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle bir program hazırladık. Bu bağlamda Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Recep Toparlan'ın bilimsel danışmanlığını yaptığı ve bir süre önce üniversite rektörlüğünce tanıtımı yapılan Map Kelime uygulaması App Store tarafından onaylanarak iOS uyumlu telefonlarda indirilip kullanılmaya başlandı. Yakında bütün cep telefonlarına indirilecek. Gerçekten de hoş, insanın boş vaktini değerlendirmesini en üst düzeyde tutan ve insanı bilgilendiren ve onun kelime dağarcığını çokça yükselten bir program. Projenin mimarlarından Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, Türkçenin bayrağını Sivas'ta dalgalandırmaya devam ettiklerini söyledi. Öğrencilerimizin özellikle bunu kullanmasını istiyorum. Bu bayrak Sivas'tan yükseldi, yükselmeye devam edecek. 2200 kelime az bir şey değildir. Bugün olanak kelimesini kullanıyoruz, kullanalım ama bunun eş anlamlısının imkan olduğunu da unutmayalım. Toparlı, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğretimi gören öğrenciler, anneler, babalar, öğretmenler, hülasa dileyen herkes iOS uyumlu telefonlarına bu uygulamayı indirebileceklerini kaydetti. Start almayalım artık, başlayalım. İşte bütün bizim programımızın amacı bu şekilde. Biz eş anlamlı kelimelerle başlayalım. Bakalım annevi kelimesinin geleneksel anlamındaki kelimenin eş anlamlısını soruyor geleneksel. Ve size yukarıda 10 saniye verir. 10 saniyeyi değerlendiremedik. İkincisine geçtik. Uluslararası. Bakınız burada bir harf eksik. L'ye bastığınız zaman oldu diyor ve geçiyor. Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Recep Toparlı çok yakında Android uyumlu telefonlarda da kullanılabilecek olan uygulamanın şimdiden kullanıcılar arasında yoğun ilgi görmeye başladığını söyledi. Buradan çıkalım. Türkçesini kullanalıma bakalım. Blender ne demekmiş? Mesela karıştırıcı. İşte karıştırıcı. Triplex 3 katlı demektir. Vizyon E'yi söylüyor vurduğunuz zaman gösterim. Expert bilir kişidir de biz B'ye basalım yanlış kabul etmiyor. D'ye basıyorsunuz kabul etmiyor. R'ye basarsanız oldu diyor. Ve puanımız da burada yükseliyor. Sivas'ın parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı Kız Sporları ve Turizm Merkezi'nde kalk kalınlığının zirvede 1 metreye yaklaştı.